Günaydın Nevra'cılar. Sen önce cephe hattındaki sıcak gelişmelerle başlayalım. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada Terter, Adan ve Aci Bedi'nin 07.35 itibariyle yoğun top atışı altına tutulduğu bilgisi verilmişti yaklaşık bir saat önce. Dakikalar önce de yeni bir bilgi geldi ve Adam'da yerleşim yerlerine yönelik Ermenistan'ın saldırılarının devam ettiği ve Ahmet Ali köyüne isabet eden havan topları sonucu birçok evin ve özel çiftliklerin ağır hasar aldığı bilgisi kaydedilmişti. Biz dün de Terter ve Goranboy'da yoğun top atışı olduğunu söylemiştik ve Goranboy'da da yine bir evin çatısına isabet eden havan topu nedeniyle bir kişi hayatını kaybetmişti. Gece boyunca Adere, Hocavent, Fuzuli ve Gubatlı'da da yine saldırılar devam etti. Ermenistan'ın bu saldırılarına Azerbaycan meşru müdafaa hakkını kullanarak karşılık veriyor ve dün Gubatlı yönünde saldırı hazırlığında olan 2 Su-25 askeri uçağı da Azerbaycan ordusu tarafından imha edildi. Öte yandan Ermenistan kayıplar vererek çekilmeye de devam ediyor. Çünkü Ermenistan'a ait birçok askeri mühimmat da yine imha edilenler arasında. Senin de söylediğin gibi dün tüm gün Berde deydik. Çünkü Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev bir kez daha beraberindeki ateşelerle birlikte olayın yaşandığı, saldırının yaşandığı noktaya geldi. Ve o noktada Smerç tipi füzenin parçaları bulunuyordu. Füzeye ait çok kısa bir not vermek gerekirse dün oradaki bomba uzmanı tarafından da bize verilen bilgiler bunlar. Yani teyitli bilgiler, Smerç tipi füze içerisinde 72 tane bombacık bulunduruyor ve o bombacıklar Smerç tipi füze havada açıldıktan sonra etrafa saçılıyor. Her bir bombacığın içerisinde 456 tane patlayıcı misket var. Dolayısıyla 25 kişinin hayatını kaybedip 70 kişinin de yaralanmasına ve böylesi bir facianın yaşanmasına neden olan, kullanılması 10 yıldır yasaklı olan işte bu Smerç füzesi. Dolayısıyla Hikmet Hacıyev de bir anlamda dünya kamuoyuna aslında füzeyi canlı canlı olay yerinde göstermiş oldu ve orada hasar alan dükkanlar ve araçlar da bir bir ateşeler tarafından incelendi. Ardından da önemli bir cümle kurdu aslında. Buradan Terter'e gidiyoruz dedi ki biz sabahın erken saatlerinden itibaren Terter'in yoğun top atışı altında olduğunu biliyorduk ve korkmuyoruz ifadesini kullandı. Biz de Hikmet Hacıyev'e eşlik ettik. Terter'deyken neredeyse 2 dakikada bir havan topunun düştüğünü bizler de kulaklarımızla ve gözlerimizle şahit olduk. Dolayısıyla Hikmet Hacıyev yine de orada ateşelerle birlikte incelemelerini yaptıktan sonra Berde'ye geri döndü ve önemli bir açıklamada bulundu. Azerbaycan tek taraflı olarak ateşkese uymaya devam ediyor dedi. Biliyorsunuz geçici insani bir ateşkesti. Esir ve naaşların değişimiyle ilgili ve Azerbaycan'ın tek taraflı olarak 30 Ermeni askerinin Ermenistan'a iade edildiğinin de bilgisi verildi. Çok önemli bir ayrıntıydı. Uluslararası Af Örgütü Berde'de yapılan saldırıda Smerç tipi misket füzenin kullanıldığını da kabul etti ve bunu teyit etti. Bu da şu anlamda önemliydi. İlk kez uluslararası bir kuruluş Ermenistan'ın bir insanlık suçu işlediğini ve yasaklı bir bomba kullandığını, füze kullandığını söylemiş oldu. Ela Sezen, teşekkürler. YouTube kanalımıza abone olun.